birlikte okuyabilir miyiz? Okuyacağız. Baştan okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bize ne okuyacaksın Nadir abi? Abi ne gelirse burada. Ha, o okudukların nedir? Yapılan alınan notlar. Risale-i Nur'dan aldığın notlar mı? Yok, kendi tefekkürleri. Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle kafamıza gelen şeyler. Evet abi. Yani, hayatta perdesizlik. Sana hayatı veren zatı hayır kayyuma göre hayatına bak. Yani hayatında havası zahiri ve batınına, latifelerine, hislerine, esmasının ehadiyet tecellisi olarak bak. Sende gizli nihayetsiz hazine-i ilahiyeyi keşfet. Neye çalış? Külli nurani aydınlık ile kalbin göz bebeğinin noktayı cihan yaparak ismi azamla ehadiyetini kendinde, hayatında göster. Allah Allah. Arkası var daha. Başka ama bu. Madem ki ismi hayyın insana tecellisinde perdesiz direkt tecelli ediyor, sen de nefsin kainatla birlikte bir nevi perdesiz ayna ol. Sen başlı başına şecere-i harikat ve onun bir dalından kainatla birlikte her şeyi içine alan perdesiz direkt bir ayna-i azam, ayna-i Muhammediye'nin hayatından bir olarak bir şey demişim burada da onun şahsiyet-i maneviyesinin gölgesine gir, cilve-i nur Muhammedi ol. Şahsiyet-i maneviyesinin gölgesine gir. Onun bir nevi cilvesi ol Peygamber Efendimiz'e. Cilvesi. Evet. Cilve-i nuru Muhammed'i ol. Derken müsaade. Evet. Batın ismiyle ismini değiştir demişim. O neydi? Batın ismiyle ismini değiştir. Neden? Bir ara sen kendine başka bir isim koymuştun. Var, neydi var. O? Cilve-i nur Muhammed'i'ye. Öyle yazıyor. Batın cihetin ismini değiştirmiş. Cilve-i nur Muhammed'i'ye biz de dereceğimize göre. Cilve-i Nur-u Muhammediye'yiz her birimiz. Her birimiz. Hı. Maşallah. Arkasında da var, evet. Onu okudum, onu okudum. Hayat okuduk, bismillahirrahmanirrahim. Alttakini oku, Nadir abi, alttakini oku. Okundu ya. Hayır. Okundu. Bir tane okudu, bir tane. Burada bir yangından korumak için bir dua varmış. Bunu okula, bunları okuman lazım, bunları okuman lazım. Bir de oku. Bunu okunur. Yok bu şey için, bir dua bu. Bir yerde yazmışım ben bunu. Yangından korunmak için başlıyor. Tamam, hayır. Hayır. Bırak, Bismillahirrahmanirrahim. Zahiren cemaate bir ders okurken dikkat edecek bazı hususlar. Evvela bil ki hakikat cihetiyle nefs-i külli-i nuranilik itibariyle kainat içinde sen tek ve yalnızsın, müferissin. Yani senin gibi birisi yok. Sen ayrı, her ayrı bir müptaz, herkese ayrı bir şey vermiş Cenab-ı Hak. Evet. Bir talebenin dersini babasına mütekellimi buraya ne yazmış şimdi ya? Hocasına. Talebenin dersini babasına tekrarladığı gibi sen de o mütekellimi ezeliye karşı sana öğrettiğini tekrarlıyorsun. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle zahiri cemaat senin hayatının efradındandır. Allah Allah. Zaten kainattaki her şey bizim efradımız. Biz onu temsil ediyoruz. Her birimiz onu temsil ediyoruz. Yani biz mesela ders yaparken Cenab-ı Hak'tan aldığımız feyzi veya diyelim ki dersi tekrar Cenab-ı Hakk'a okuyor gibi. Yani bir çocuğun babasına ders okuması gibi. Ya biz her birimiz şeyimize göre cilve-i nur Muhammediyiz yani her birimiz. Evet. Mütekellim ezeliye karşı sana öğrettiğini tekrarlıyorsun. İki, numarayı koymuşum buraya. Hakikat-ı Muhammediye aleyhiyetiyle zahir-i cemaat senin hayatının efradındandır. Üç, kendini kainat mescid-i kebirinde külli cemaatin olan ezza ve efradınla sensin. İkinci bir şahsi efradınla
sensin, ikinci bir şahsiyet aramak yoktur. Allah evet. Allah. Yani normalde kendi kendine ders yapıyorsun, öyle mi? Evet. Öyle oluyor yani. Muhammed Aleyhisselam'ın şeyine giriyorsun artık burada. Şahsiyet manevisin. O kohniş olmuş gibi şey yapıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın sana ihsan ettiği nihayetsiz intisap ve intisap kabiliyetine hürmetsizlik etme. Nihayetsiz aynalık için sana verdiği kalp çekirdeğini iman ve İslamiyetle inbisat ettir. Ta ki kainattan şeceye hikattan maksat sensin, hadsiz bir inbisatla hadsiz vücutları kazan. Yani kainattaki şeye yerimizi almamız lazım geliyor yani. Peygamber Efendimiz'in gölgesinde. Hadsiz bir imbisatla, hadsiz bir imbisatla hadsiz vücutları kazan. Hadsiz vücut da kazanıyorsun. Allah evet. Hakikat bunlar, gerçek yani. Kainatın şahsiyeti maneviyesi olan onun aleyhissalatü'nün gölgesine gir. Onun gölgesine girmiş oluyorsun. Afaki enfüsü bütün delilleri hadsiz külli ayna darlıkta cilveyi hayta göster. Arkasını oku. Hadsiz külli ayna darlık. Göster. Onu direkt perdesiz olan sendeki cilveyi hayatında ism-i azamla ayedarlıkla kainatı 18 bin alemi semavatı hatta şeciri hakikati göster kendinden. Ondaki ayna darlığını bilmek mi? Hepsini temsil ediyoruz. Biz temsil ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'ın gölgesinde oluyor bu işte. Bu azamet ve külli nurani ehadiyetin en geniş dairesinde Rabbül Alemin ile yakın kesbet, bu gerçeklerden uzak kalıp kendini yabancı ve gurbette bırakma. Hiçliğin içinde hadsiz vücut kazan. Bu dehşetli şeyler bunlar ya. Allah. Hiçliğin içerisinde de varmış. Hiçliğin içerisinde hadsiz vücutlar. Hadsiz vücut. Hadsiz vücut verilmiş bize zaten. Bizde olmayan, çünkü Cenab-ı Hakk'ın haddi var mı? Yok. Bu başka bir şey ya. Ya bir şey biraz ama biraz zayıf. Onu bırakalım da istersen. Yani bir şeyler yazmışım buraya da. Evet. Hayatı taalluk ve tasarruf ettiği maddenin kesreti için tek vazı, pek parlak vahdeti vermiş ruhun bunu bir vahdeten de pek şey oluyor. Rahat okuyabileceğin yerler abi. Diğer silik yazmış zaten. Bu şey oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayetsiz kudret-i ilahiye noktasından nihayetsiz, aciz, fakirle bu ubudiyetle sanat-ı ilahiye bakmak bir demişim yani. İki, hayatın efradı hem maddi hem manevi. Hayatın efradı hem maddi hem manevi. Üç, ehadiyet kainatın mecbunu tecelli ederken ayrı halde maddi manevi her bir şeye de tecelli ediyor. Kainata hayatın etrafı. Kainata hayatın etrafına bakarken ismi azam noktasından bak. Kainata ve etrafına bakarken. İsmi azam noktasından bak. Evet, tecelli ediyor. Maddi manevi her bir şeyi de tecelli ediyor. Kainata hayatın efradına bakarken ismi azam noktasından bak. İsmi azam çok geniş nazarla bak yani. Yani bir ismi azam, bir de her bir ismin azamiyet mertebesi noktasından bakmak. Neyse, bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bütün hadisat hadiran hükmünde cerentmektedir. Bütün hadisat. Evet. Kalp ve biz zaman mekanı da sığdırmışız kafamıza. Halbuki öyle değil.
aslında bütün hadisat hazır an hükmünde cereyan etmektedir. Kalp ve ruhun derece-i hayatında zaman ve mekan kalkıyor. Olmayan zaman ve mekanı varmış gibi tevehhümle o kimse kendini zaman ve mekanda hapsediyor. Hakikat ve ismi batın cihetiyle insanın hayatı hayali, farazi bir alet ve nazarla zaman ve mekan hapsinde ve zindanında nurlu, geniş ve parlak olacak hayatını dar, kayıtlı ve sıkıntılı hale sokuyor. Müminin sükutu tefekkür. Müminin sükutu tefekkür. Bakışı ibret ve konuşması hikmet olmalıdır. Hadis-i şerif o. Evet. Bir daha alalım. Nadir abi. Müminin sükutu tefekkür. Bakışı ibret ve konuşması da hikmet olmalıdır. Hadis-i şerif. Ağaçtan çekirdeklerine bakmak. Yani kainat ağacı olan hayatından külli nazarla bakmak. Hep böyle. Alıştırmamız lazım buna. Çekirdekten ağaca. Kainat bir şey gibi. Evet. Ağaçtan çekirdeklerine bakmak. Yani kainat ağacı olan hayatından ecza ve efradı olan çekirdeklerine temessülü külli nazarla bakmak. Kendi işte. Efradın ol. Sen böyle olunca hayatın ecza ve efradı oluyor. Kainat ağaç. O ağacın yaprakları, meyveleri vesaire senin ecza ve efradı. Bunu bilerek işte, şey yapanı böyle kendisi oluyor. O zaman diyelim ki dışarıda hariçte biri öldüğü zaman aslında senin ecza ve efradın ölmüş oluyor. Öyle oluyor yani. Aslında ölüm hakiki değil ya canım. O da şey yani. Evet. Aşıklar ölmez diyor Nadir abi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin sükutu, tefekkür, bakışı ibret ve konuşması daha hikmet olmalıdır. Hadis-i şerif o. Ağaçtan çekirdeklerine bakmak. Yani kainat ağacı olan hayatından ecza ve efradın olan çekirdeklerine temessülü külli nazarla bakmak. Ehadiyetin sendeki bir bu tecellisiyle ismi azamla kendi hayatında hissetmeye çalışmak. Kendi mahiyetini, hakikatini keşfetmeye her şeyi içine alan hadsiz aynelik ile külli ubudiyette bulunmak. Bunlar tefekkür ede ede olacak yani. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayy kayyuma aynadarlık etmek ancak Zat-ı Ahmedi Aleyhisselam asrı aynadarlığıyla kabildir. Gerçek aynelikte kainatta hükmeden onun hayat, kalp ve ruh aynesine intikal ve dahil olmak mümkündür. Zaten sadece tek aynayı kübra var. Peygamber Efendimiz esas tek bir adam o. Aynayı kübra. Diğerleri onun inikasıdırlar. Ruhtan cesedin ahvaline nazar edildiğinde gibi mümbasit nazar kalp ve ruhla bakılınca kainatın ahvali görünmelidir. Bu şey yapmıştık da. Ey insan! Madem ki insan-ı ekberin çekirdeğisin, öyleyse nefsini tezkiye ameliyatına tabi tut. Cüziyetten külliyete doğru imbisat et. Cüziyeti bırak artık. Küllileşmeye bak. Ne demek mesela cüziyetten külliyete? Büyük insan tarafına geçmeye bak. Zahiren böyle de manen imbisat et yani. Genişlen, yüksel. İmbisat et ve genişleyip yüksel. Kainatı şeceri hakikati içine al. Kainattan maksat biz zaten. Kendinin hakikatını ehadiyetin en geniş dairesinde temaşa et. Hiçliğinle onun şahibinden bak. Her bir şeyi alemi görür gibi ol. Arkada yok. Bütün bu başka galiba. Devamı galiba. Bu başka. Havap. İnsan bir kadre içine girip sıkışabildiği gibi fıtrat ve mükevvenat erkan ve envayla insanın içine girip yerleşiyor. Bir yerden yazmışım bunu galiba. Madem insan hassiz bir imbisatla, imbisatın muhit dairesindeki vücutlar onun hükmünde oluyor. Ehadiyetin geniş dairesindeki güneşin temessül hükmünde ağza bu arkası nereye koyduk bilmiyoruz artık. Bir demişim öyle. Var mı?
Bilmem artık, o öyle. Başka yerlere de gitmiştir belki. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Enfüsü tefekkür, hayat-ı Muhammedi olan şahsiyet-i manevisine ulaşmaya vesile olmasından bu tefekkür salavat manasındadır. Derece nispetinde bu salavatla şahsiyet-i maneviyesine akıl ve imtizacı da gelir. Hayat-ı Muhammediye'nin zaten her nefsindeki cilve-i hayatı onun her tarafa her şeyi ihata etmiş. Aynı aleyhisselam bir nevi cilvesi olmakla külli nurani cami insanı ekber makamının gölgesinde derecesine göre Cenab-ı Hak ile ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin görüşür, sohbet eder, dua ile sohbet eder. Yani yapabildiği kadar. Demek tefekkür aynayı hayat-ı Muhammediye'ye vesile olur, görüştürür. Zaten bu aynı Ahmediye'de Cenab-ı Hak ne öyle bir şey almışık ama derecesinde Cenab-ı Hak Rabbül Alemini görür gibi, burada bir şey yazmış ama neyse. Rabbül Alemini görür gibi hali hissi şuhide müşahede olur. Hali hissi şuhide. Hali hissi şuhide. Şuhide. Külli cami nurani olarak teke muhatap. Tek Allah'a tek ya, sen de tek muhatap oluyorsun. Bütün kainatı tek hale getirdin. Tek teke muhatap. Tek teke. Allah'a bir daha başlaması da aynadır abi. Külli. Demek tefekkür aynı hayat-ı Muhammediye'ye vesile ol, görüştürür. En büyük şey, mükemmel peygamberimiz ya, onun gölgesine girmek yani. Tefekkürle mi giriyor? Tefekkürle. Geniş tefekkür edeceksin yani. O zaman tefekkür o aynanın anahtarı oluyor. O aynaya girmek bir anahtar oluyor. Zaten o aynı Ahmediye'de Cenab-ı Hak yolunda derecesinde Cenab-ı Hak derecesi Rabbül Alemini görür gibi yani hak yakın yakinde demişim Rabbül Alemini görür gibi hali hissi şuhidi müşahede olur. Evet. Külli cami nurani olarak teke tek. Allah Allah. Aile-i azam olan hayat-ı Muhammediye makam-ı azamının gölgesine bir nevi miraca mazhar olur. Aile-i azam makam-ı azam. Bir nevi miraca mazhar oluyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kainatı kalbinde temessül ettir. Kainatı Allah Allah neymiş öyle ya? Kainatı kalbinde temessül ettir. Bilebilirsin 18 halinde. 18 halinde maksat bilir. Başkası değil. Yabancı yok. Olmayalım yani. Bir daha okuna göre başla. Kainatı kalb... Evet. Tamam orayı. Kainatı kalbinden temessül ettir. Kalbinde temessül ettir. Allah Allah. Tefekkür ede. Sana verilen kalbin temessül kabiliyetini kullan. Temessül kabiliyetini kullan. Kainattaki alemleri yıldızları, zerratı esiri yerlerine yerleştir. Allah Allah. Kainatla teneffüs et. Aman Allah'ım ya Rabbi. Kainatla teneffüs et. Tövbe estağfurullah. Benim kafamdan çıkmadı yani. Elhamdülillah. Subhanallah ya. Neyse devam ediyor inşallah. Kusura bakmayın, tutamıyor kendimi. Acayip. O bitmedi Nadir abi. O. Bitti değil mi? Bitmedi o. O bitmedi abi. Daha arkası da var o ya. Şeceri iki demişik. Şeceri harikat ve onun şubesi olan kainatla yabancı kaldığın onlar hayatının ecza ve efradı olduğunu halde onlar dediğin bizzat kendin olduğunu gör. Onlar dediğin şeyler kendin olduğunu gör. Yani güneşler, yıldızlar. Onlar dediğin şeyler kendin olduğunu gör. Gör, tanış, kendi kendine yabancı ve gurbette kalmaktan kurtul. Allah. İnsan ekberin havası ile teneffüs et, zikret. Tesbih
zikret, tesbih, asarı ilahiyeyi. Temaşa et, asarı ilahi temaşa et, şükret. Ya kendi kendimize yabancı kalmışız öyle mi? Evet efendim. Bu bir şey yazılmış burada. Gerek cemaat, gerek kişiyle konuşmak, görüşmek, kendi kendine konuşmak, görüşmek demektir. Çünkü tek, bir tek noktasından öyle oluyor. Vallahi bir daha okun Adra bunu. Gerek cemaat, gerek kişiyle konuşmak, görüşmek, kendi kendine konuşmak, görüşmek demektir. Biz şimdi seninle konuşurken kendimizle konuşuyoruz değil mi? Ki, o şeyden ecza ve efradını bilirsen, olduğunu bilirsen olan böyle oluyor. Bütün şey onda böyle oluyor. Hani güneş sistem falan var ya, böyle oluyor yani. Ders okuyan kimse Cenab-ı Hakk'ın kendine ihsan ettiği hakikat derslerini nefsi külli ismi azam cihetiyle kendi nefsine okuyor demektir. Allah nefsi külli cihetiyle kendi kendine okuyor demektir. Kainatla birlikte kendine okuyor. Niye öyle oluyor? Çünkü mahiyeti insaniye bir. Birdir, iksan gayrimüklüdür. O yüzden sen kendinle konuşuyorsun. Kainat senin ecza ve efradın. Şimdi, yabancı kalmasının sebebi Allah, nedir? Kendini tanımadığı için. Kainat da birdir. Muhammed Aleyhisselam'ın mahiyeti de birdir. Hmm. Evet. İhtarname açmışım kendime de bu neymiş? Bu başka bir şey bunlar yani. Kendi kendine bir... O bir yere asmışım bunları. Belki bir şey yapmak için. Onu okuma yani. Ne gerek yok. Tamam sen devam et hocam. Hakiki mevcut, kendinden başka vücuduna manayı harfle bakmak şartıyla başka bir vücut varlık, başka birisinin olmadığını bilmek. Tek de olsan... Hakiki vücut, bir orada bir kelime hatası oldu. Bir de oku orayı. Hakiki mevcut. Hakiki kendinden mevcut. Başka vücuduna manayı harfle bakmak şartıyla başka bir vücut varlık, başka birisi olmadığına bilmek. Başka bir vücut olmadığını bilmek. Tek de olsan öyle yazmışık işte. Tek de olsan. Yalnız tecelliyatıyla beraber yalnız onun vücudunu gör. Yalnız onun vücudunu gör. Tecelliyatıyla Cenab-ı Hakk'a. Yani onu göreceksin sadece. Evet. Koyalım yerine. Nadar, size oku Nadar. Çok güzel şey bak. Abi buraya bir şey yazmış. Oku Nadar. Okumuşum da. Oku Nadar. Okuyayım. İhtarname. Kendime yazmışım bu da. 19 Kasım Salı. Allah Allah. Psikoloji mümle falan bir şeyler. Baştan oku. İhtarname demişim, biraz sonra namazı kılarım diye başını yastığa koymak. Anladım, görüyor musun? Sabahını kaldırıp şey yapıyor ya. Namazı kılmamaya çalışmak demektir. Şeytanın üflemesi sabah 50-60 dakika kaladır. Allah Allah. Sakın namazı sabah namazını kalkış. Onları yazmış. Yani sen diyelim ki sabah namazı vakti başını kaldırdıktan sonra tekrar yastığa koymak namazı kılmamak hükmüne geçiyor öyle mi? Kılmamaya çalışıyorsun yani. Temiz. Üflüyor öyle mi? Öyle yazmışım kendim. Çok güzel tabir ya. Kılmamaya çalışmaktır ya. Hakiki mevcut kendinden başka vücuduna manayı harfle bakmak şartıyla başka bir vücut. Bakmak mı bakmamak mı? Kendinden manayı harfiyle bakmak tamam. Başka vücuduna manayı harfle demiş. Tamam. Bakmak şartıyla başka bir vücut varlık, başka birisi olmadığını bilmek. Hı-hı. Tek de olsan cemaatle de yalnız tecelliyeti ile yalnızlığını görebileceksin. Beraber yalnız onun vücudunu gör. Yalnız onun vücudunu gör. Cemaatle olsanla. Zahiren birileriyle görüşürken yine tek varlıkta olduğunu bil. Tevehüm edilen başka birine vücut verme. Allah. Kalabalık ortamda öyle bir his demek ki geliyor. Ya burada başka şeyler yazmışım ben. Kaza namazıyla ben de. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatı hiçlik üzerine bina edip öyle bakmak hiçlik üzerine. Öyle hareket etmek. Yani
hakiki tevhidin muktedası ubudiyete hiçlik makamına girip öyle bakmak, kendini mana ismi cihetinde yok etmek, onun tecellisini hakiki bilmekle tecelli edene hayat ve vücuda tamamen bırakmak, hayat vücuda bırakmak, ona teslim olmak yani. Etti ben. Bütün hadisat hayatı nefsi külli olan Aleyhisselam'da şey yapmektedir diye yazmışım altına. Evet. Bütün hadisat onda oluyor Peygamber Efendimiz'e. Evet. Onda gözüküyor. Hmm. Altına yazmışım da burada bak oluyor bir tane. Nefsi külli, kainatın yaratıldığından beri bütün hadisat hayatı nefsi Muhammediye'de cereyan etmekte. Nefsi külle ve küllisinde her şeyi, her hadiseyi insan-ı ekber makamından makamında müşahede etmek mümkün de olup her bir müminde derecesi ve nispetinde öyle olmaktadır. Zaten o zatın Aleyhisselam şahs-ı manevisinin nefsi kül ve küllisinin bir cilvesi nefsi insanide hali hissi şuudi hissedip yaşanmakla apaçık zahir olabilmektedir. Olmaktadır. Neyse kardeşim. Kendindeki tevhid hakikatını nefsi küllen ile hali hissi şuudi yaşa. Kendindeki tevhid hakikatını nefsin külli nefsi külli ile hali hissi şuudi yaşa. Tevhid hakikatini yaşamaya çalış. Öyle mi? Mesela kainattaki tevhid hakikatine azami nefsi küllin ile külliyet kesbetmekle hali hissi şuudi yaşamaya çalış. Yani beni konuşturan kimse bütün kainatı konuşturan da odur. Evet. Beni gördüren kimse bütün eczan ve efradımı konuşturan da odur. Ama o cihetleme. Evet. Hissiyatımda dağınık şeylere itaat ettirmeliyim. Allah hissiyatımda. Allah. Nefsim her şeydir. Her şey nefsimdir. Öyle yazmış. Allah Allah. Nefsim her şeydir, her şey nefsimdir. İsmi batınla her şeyin ismini değiştirmek. Onun isimleriyle isimlendirmek. Allah Allah. Mesela bunu güldüğü zaman ya musabir, değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Külliyet kesbetmekten maksat bütün kainatı, ezza, efrat ve külliyatı, hayatımın aslı olan ruhumun nuraniyetle temessülatı hükmündedir. Bu hakikati hissetmek, Muhammed Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisini hissetmek demektir. Evet, sen bütün kainatın senin temessülü ve tecessümün hükmündesin. Biz yani. Temessül ve tecessümü hükmündesin. Evet. Bütün kainatın temessülü ve tecessümü hükmündesin. Tesiri yalnız ondan almak zahiri sebeplerden değil. Cenab-ı Hak'tan almak yani. Allah Peygamber. Allah. Hadis-i kutsi Cenab-ı Hak kuluna şöyle ferman etmektedir. Sen gönlünün huşuğunu ve gözünün yaşını bana armağan et. Ben de sana. Ben ise sonra hacetin neyse benden iste. Allah ki Allah. Ben de icabet edeyim. Zira Allah. Ben yakınım. Her duada bulunana icabet eder. Allah Allah. Bir daha okusana Nadir abi. Yani şunu böyle açacaksın böyle şeyler falan. Sen gözünün yaşını. Hadis-i kutsi bu. Evet. Cenab-ı Hak kuluna şöyle de ferman etmektedir. Sen gönlünün huşuğunu ve gözünün yaşını bana armağan et. Sonra hacetin neyse benden iste ki ben de icabet edeyim. Zira ben yakınım, her duada bulunan icabet ederim. Ya şu konuşan gören biz değiliz. Cenab-ı Hak her yerde hazır nazır. Onunla beraberiz her an. Allah Allah. Uzakta değil. Hep çiçeği beraber. Başka yerde ona cehennemi bile haram kılar diyor Cenab-ı Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Benden ne istersen vereyim mi? En emin cüz'i ömrü kainatın şecerikatın ömrünün çekirdeğidir. Cüz'i ömürden tecerrüt. Cüz'i?
cüz'i ömürden tecerrüt değil. Ne demek cüz'i ömür? Şeceri hakikatin ömrü senin ömründür. He? Şeceri hakikatin ömrü senin ömründür. Külli nurani aynayı külli nurani ayna darlıkta cüz'i ömründeki hadisattan maksat kainat ömründe olan hadisattır. Hadisattaki fiiller senin fiilin fiillerindir. Cüz'i ömrünü bir anda müşahede ettiğin gibi kainat ömründeki zamanı hadisat hepsi bir anda ruh nazarıyla görülüyor demektir. Zaman ruhun daire-i hayatında yazboz tahtası gibi ruhun tezahürü efalidir. Bak ne diyor? Ben Ali fe eynema tuvellu fe thamma vecuhullah ayet-i kerimesinin sırrıyla cihat-ı siteden herhangi bir cihete olursa insan tenevvür eder. Evet. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Evet. Ve insan bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı siteyi tenvir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Evet. Bak şu insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Evet. İnkılap ediyor, değişiyor. Evet. Alem de değişiyor. Bilmezse sıkışıp kalıyor. Halbuki çok önemli. Alem aynı alem, kimisi için çok genişken, kimisi için çok dar. Evet. Ve aynı canım, alem ama. Cenab-ı Hak o kadar çok yakın ki bize, o kadar. Yani kalbimiz, evet. Zamandan tecerrüt. Zaman ve mekanın manayı hayatına bak. Bak, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandan tecerrüt. Ruhun gılafı ile latifi olduğu halde ruhumuza zaman ve mekan denen kesif elbiseyi yanlış olarak giydirmişiz. Zaman mekan şeyini giydirmişiz. Yanlış. Gılafı latifine bu noktadan bakıyoruz öyle mi? Yani yanlış yapıyoruz. Bir daha okusan orayı. Geçmiş, gelecek ve şimdiki zamandan tecerrüt ruhun gılafı latifi olduğu halde ruhumuza zaman mekan denilen kesif elbiseyi yanlış olarak giydirmişiz. Zaman mekandan tecerrüt. Artık onu olmayacak sende. Yanlış oluyor. Yanlış eleştirmişiz yani. Daha başka bir sürü şeyler var. Tecerrüt yani kalp ve ruh dereceyi hayatına göre, hayata göre onu çıkarıp o hal noktayı nazardan zaman ve mekana bakmalıyız. Demek zaman mekan enede vahid kıyası ve hakikatta farazi olması gerektir. Ezeliyeti anlamak için bu tecerrüdü yapmadığımız için zaman ve mekana kendimizi hapsetmişiz. Ezeliyeti anlamak için mi yapıyoruz onu? Anlamak. Ya işte bütün kainattan maksat biziz zaten. 14-18 bin alemde. Şimdi biz zaman ve mekan mefhumu ezeliyeti aynadarlık için mi verilmiş? Evet, herhalde. Öyle dedin en son aşağısında. Fakat bunlara ondan... Ama vehmi bir şey olacak yani. Ha? Yani hakikatte olmuyor, farazi olacak yani. He. Cenab-ı Hak şeyden münezzeh, mukaddes. Hmm. Aslına bakacaksın. Aslında öyle bir şey yok. Biz de zaman mekan şey olmamız şey için Cenab-ı Hak kendi tarzı ezeliyetini aynı darlığımızı fark etmemiz için. Şimdi cennette kimin nasıl olacak? Okudun orayı. Bir sürü var. Burada bir şeyler yazmışım ben. Halis Nurani, Nem Nurani başka bir şeyler. Evet. Allah Allah. Hiç hareket etmeden dur. Tamam. Duran olsun, hareketiniz hareketli olsun. Sana ait değilsin. Sendeki benlik zahiri farazi bir benliktir. Sende aslında benlik hiçender hiç olarak yok. Evet. Cenab-ı Hak kendisini kendine zahiren tanıtmak için benlik yarattı. Bizim o benlikle hiç alakamız yok. O benlik tas tamam ona
sanatı kendi kendine tanıtıyor. Bizi kendini tanıtmak için Cenab-ı Hak bunu yapmış. En geniş dair-i ehadiyet. Ehadiyet-i ilahiye ismi azam ile aynadalık için cüz'i çekirdek hükmünde dair-i kalp ve ruhun akıl ruhun akılla beraber hayatını inkişaf ve imbisat ettir. Bir daha tefekkürle falan. Şahı. Bir daha en geniş ehadiyet dairesi nedir? İmbisat ettir demiş. Hayatını inkişaf ve imbisat ettir. İman ve İslamiyetle her şeyi o hayat çekirdeğinde ehad ismi azamına gölgesine yetişmeye çalış. Ehad ismi azamına gölgesine yetişmeye çalışır. Nefsini kainatın alemleri tek bir daire-i azimde toplar. Hayal, fikir ve hayal, fikir, hissiyatı temerküz ettir. İmbisat ettir kainatın hayatı o. Böyle bir şeyler yazmışım. Kainatın hayatı o. Evet. Sen hakikatini inkişaf ettirirsen kainatın hayatı mı oluyorsun? Evet, evet. Çünkü kayyumiyette diyor ki bu kainat insanla kıyam buluyor. İnsanın hakikatiyle kıyam buluyor. Evet. Cenab-ı Hak'ta Hakk'ın sıfat, esma ve şuhretine aynalarlıkla iman mertebelerinde ilm el yakin, aynı el yakin, hakk el yakin derecesine göre terk etmeye çalış. Bütün kainatla akıl, kalp ve ruh ve hissiyatında sıfat ve esma ve şuhunatı oku, hisset, nefsinle tat, zevk et, şükret ve ondan iste. İstemeyi de mi ondan isteyeceğiz Nadir abi? Allah'tan isteyeceğiz ya. İstemeyi vermek de o istemeyi vermeyi de o veriyor. De sıfır, hiç ender, hiç izad aslında. Evet. Habbe-i kalbin alemi emirden alemi cismaniyesine böyle bir şey yazmışık. Allah Allah. Bir ruh olacak alemi emirden nurani ve misali bir şecereyi imbad etmesi, nurani ve misali bir şecereyi imbad etmek. Böyle bir şey yazılmış burada. Demek ki insan böyle yaparsa bu meseleleri, şeyleri yaparsa, terklerini çoğaltırsa, tecerrüt ederse, buradaki şeyleri yaparsa o zaman bambaşka oluyor yani. Nuraniyet şeylerini alimler. O zaman aslınla tanışıyorsun değil mi? Evet. Bu evet. Sefer kainatta tanışmıyorsun. İşte peygamberimiz en yakın. Ona. Nasıl evliyalar falan. Kalp ve ruh ölçüsü. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatına bakarken zahiren aklın ölçülerine uyup imanı marifeti meselelerde kalp ve ruhun zamansızlık, mekansızlık, mesafesizlik ölçülere kendimizi alıştırmak, hadsiz yerlerde temessül etmek gibi her zaman makamda olmak gibi. Kainattaki harekat insan-ı ekberin efali ve hadsiz fiilleri tazammül eden kainata malikmiş gibi tek bir fiille tasarrufatıdır. Tasarrufatıdır. Evet. Tasarrufatıdır. Kainattaki insan ekber. Yani onu şey yapıyor. İnsan ekber neymiş? Efvali ve hadsiz fiilleri tazammül eden kainata malikmiş gibi tek bir fiille tasarrufu evet. Tasarruftadır. Evet. İnsan bir nevi. Allah Allah. Enteresan şeyler varmış ya. Ben unutmuşum bunları tabii. Cenab-ı Hak insanı hiçlikten yaratmakla en büyük nimet olan vücudu ve bu vücudu büyütüp çoğaltmak için hayat güneşini verdi. Ve bu hayat güneşi nuraniyet ve temessülatla alemi şehadet kadar, kainat kadar, şecere-i hilkat, arş-ı azam kadar nihayesi imbisatla temessül ve tekessül ediyor. Alemi vücub olan hay-i kayyumun ezeliyetine bütün zaman hal hükmünde, bütün zaman hal hükmünde aynı darlık ediyor. Mahbub-ı ezelisine ebedi refakat ediyor. Hayatın büyüme ve çoğalması temessül ve tekessürle oluyor. Evet. Temessül ve tekessürle.
Tekessürle oluyor. Ona demesül ve tekessür ediyorsun demek ki. O zaman hayatın imbisat ve inkişaf ediyor. Kainatın sen oluyorsun kainattan maksat bir derecenin. Yani peygamberimizin gölgesine girmiş oluyorsun. Aynada aldıkları şeyde. Esas ayna-i azam o. Mazi müstakbelden nefsinde tefekkürle hissi şuhudi hissetme. Buradan başlıyor galiba. Tek hazırane külli olmak. Tek hazırane külli olmak. Mazi ve müstakbelin var. Tevehüm ettiği için onları hali hazıra getir. Hal de bir zaman olmakla da kalp ve ruhun hazırane hayatına girmeye vesile olsun. Nefsi cüziyetten nefsi külliye geç. İnsana ikberin hayatına girmeye çalış. İste, dua et. Nefsinde inkişaf eden külliyetle ve kainattaki bütün fiiller senin fiillerin hükmünde olduğunu mazi ve müstakbelin haziranedir. Hazır gibidir. Hali hissi şuydu hissetmeye, anlamaya çalış. Yani o zaman öyle olacak. Yani anlamaya çalışırsan mazi, müstakbel hazır an zaten mevcut yani. Oraya zaten geçebiliyorsun. Sen bütün kainatı şecere temsil ettiğin için sen kendinle onu yapıp görebileceksin. İnşaat edebiliyorsun yani. Enteresan ya. Mazi ve müstakbel dahil yani değil mi Nadir abi? Evet. Hali hissi şuhudi hissetmeye, anlamaya çalış. Yardım iste Rabbül Alemin'den. Hali hissi şuhudi. Kainattaki hadiselere hepsinin senin hayatından gelen ettiğini görür gibi ol. Allah Allah. Evet. Bütün hadiseler senin başından geçmektedir. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssası aslında senin hayatında celan ediyor. Çünkü ben bu alemin başında bir mezar taşı hükmündeyim diyor Üstad. Çünkü külli ailelerinde inkisam yok. Evet. Şurada da varmış. Okun. Değil mi buraya? Allah Allah. Çok neler varmış burada ya. Ben unutmuşum. Sırrı hadiyet. Şimdi bunu iki ders yapabiliriz Nadir abi. Çok oldu. Yarın da bu dersin devamını yaparız. Onu da oku. Epey varmış ya. Var. Sırrı hadiyet. Hadiyet tecellisi hayatın külli ve cami azametli oluşu cihetinden bakılacak. Hayat cesedi insaniyi tecezzi ve inkisam etmeyen külli yaptığı gibi tecelli insan ettirmiyor hayal. İmbisat ediyor her taraf. Hayat vahdette bir kesrette bir tecelli vahdettir diyor. Evet. Hayat kesrete bir vahdet veriyor. Evet. Cenab-ı Hak şey yapıyor ama genişliyor, yükseliyor. Hani hakikat çekirdeklerinde öyle diyor Nadir abi. Lemaat'ta hayat kesrette bir tecelli vahdettir. Evet. Yani o hayatın meratibine geçebilirse. Vahdet ne demek? Birlik. Birlik yani. Olmaz. Teke getiriyor yani. Ha. Direkt şeye gidiyorsun o zaman. O zaman birlik, tevhid, Cenab-ı Hakk'ı şey yapıyorsun. Hayat cesedi insaniyi tecezzi ve inkisam etmeyen külli yaptığı gibi hayat insani tezekki ile kainatın hayatı hükmündedir. Doğru bunlar yani. Külli cami ve azametli olarak kainatı şecere hikati hadsiz daire-i hayatına olarak azametli güneş gibi hem kainatın mecmuunda hem efrat ve cüz'iyatında kainatı tecezzi ve inkisam etmeyen külli ve kül hükmüne getirmiştir bizi. Kainatın mecmuunda ve efradında ismi azamla ehadiyeti gösteriyor insan. Bu sırrı ehadiyetle tevhidin hakikatini bedahat derecesinde gösteriyor. Aleyhisselam gölgesinde kainatın hayatı, aklı, şuuru oluyor. Allah Allah. Tamam. Fatiha çekebilirsin. Yok, karıştırma onları. Yok, onu araya koyayım.